Dostlarım hoş geldiniz. Özledim sizleri de. Umarım sizler de beni özlemişsinizdir. Herkesin keyfi yerindedir. Bugün Freestyle Chess, Fischer satranç Chess 960 ederinin aslında taşların farklı şekilde dizildiği bir e, önemli bir turnuvadan Karsen Reza'nın bir maçına bakacağız. Biz genel olarak bu kanalda stajlar ve arkadaki fikirleri analiz ettiğimiz için aslında taşların yerinin farklı bir şekilde diziliyor olması bizim için çok bir şey de ifade etmeyebilir. E, çünkü her zaman söylüyorum biz satrancı daha çok konumsal stajlar manada yaklaşıyoruz. Bir şeyleri ezberlemenin e, amacına değiliz. Şimdi karsan önümüze E4 ile başlamış. Merkezi kontrol ederek bakın dizilim farklı bile olsa ana fikir devam ediyor. Merkez kontrolü siyah şalt 6 oynamış. Burada aşağı 6 çok iyi olmayabilir. E, ama tabii ki siyah bakın buradaki filini h7'ye aktararak aslında B1 karesindeki şaha şu çaprazdan saldırmak istiyor. Size ilginç bir e, analiz yapmak isterim yani satranç dışından. insanoğlu bir şekilde daha önceki tecrübelerine gitme isteğindedir. Mesela bu freestyle maçlara baktığınızda işte chess e, 960 Fischer satrancı maçlarına baktığınızda aslında dizinin farklı olsa bile insanlar bir şekilde daha aşina olduğu konumlara doğru konumu taşımak isteyecektir. Bu içsel bir istek olarak zaten maçlarda beraber göreceğiz. Şimdi E4 aşağıda 4 fil 7 F3 E6 isterdi ki Fransız diyebilelim ama şöyle bir güzelliği var. Olaylara pozitif taraftan yaklaşmayı çok severim. Şimdi Fransız'da en azından bakın buradaki filimiz e, içeride kaldığı için e, mutsuz olabiliyorduk. Ama şimdi en azından bakın buradaki fil dışarıda kalmış oldu. E, bakalım siyah e, bunu kullanabilecek mi? Arkadaşlar Karsen merkezi kontrol ettikten sonra siyah şahında b 8de yalnız olması sebebiyle. yani Yalnızlıktan kastım tabii ki kaleler var ama hani at fil gibi e, hafif taşlar burayı korumadığı için hemen A4 oynamış. Ve burada zayıflık yaratmak istiyor. Play'de e oynuyor Ali Reza. Bu hamlede beğenilmemiş. A5 ve A6 piyonun ilerlemesi durduruldu. Ancak burada önemli bir alan kazanıldı. Mesela bu kale her an isterse A4 C4 yoluyla oyuna dahil olabilir. Devam ediyorum. At F2 oyunda olmayan taşın oyuna dahil olmasını görüyoruz. Siyah D5 oynamış. At D2 bakın E4'e yönelik 1, 2, 3, 4. 4 tane taş koruması var. Siyahlarsa yalnızca 2 ile saldırıyor şu an için. At D'yi de devam ediyoruz. At D3 gelişime devam. At F6 bunu da beğenmemiş. 3 tane beğenmediği hamle var. Ee, burada Ali Rezan'ın makinenin beğenmediği hamle. Ve burada Karsen aslında konumu açmak için bir hamle yapıyor. İsteyenler düşünebilirler videoyu durdurup. Konumu açmak için yaptığınız hamlelerde şuna dikkat etmeniz lazım sevgili arkadaşlar. Merkezi kontrol ettikten sonra hani merkezi kontrol edin bu yeterli değil. Rakibinizin bu kontrolü sekteye uğratıp uğratamayacağı önemli bir olay. Mesela burada siyahlar 3 ile saldırıyor ya. Siz merkeze saldırı yaptığınızda rakip bunu aldığında arkadan bir cevabınız varsa kafanız çok daha rahat oluyor ki bu senaryoda Kaysan bu sebeple rahat bir şekilde C4 oynuyor ve D5 üzerindeki baskıyı devam ediyor. At G6 siyahlar ve bir kere daha Chess 960'ın ne kadar ilginç olduğunu gösteren bir hamle Fila 4. Bakın D1 karesindeki fil A4'ten oyuna girdi ve beyaz kalelerin zayıflığını şu an karşısında çok güzel bir şekilde konu e, kullanıyor. Değerlendirme çubuğuna baktığımızda 2.70 beyazın daha üstün olduğunu görüyoruz. Yani bakın daha 10 hamle yapıldı. Yani normal dizilen satrançta 10 hamlede e, artı 2.60 alerjilere karşı çıkmak imkansız yakındır ama burada çıkıyorsunuz. Bir kere daha iyi satranç oynamanın aslında mevcut şartları doğru kullanabilmek doğru karar vermenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Şimdi siyah vezire 8 oynamış. Vezire 2. ataş 5. Şimdi siyahın yaptığı saçmalık şu sevgili arkadaşlar. Siyahlar tüm taşlarını buraya dikti. Dizdi buraya. Ve buradan bir şey çıkarmaya çalışıyor. Sıkıntı şu. Buradan çıkarmaya çalıştığı şeyin bir sonucu yok. Yani bir değer üretilemez. Niye üretilemez? Çünkü burada önemli bir şey yok. Bir hedef yok. Şahlar bu tarafta. Yani burada atfedörde gelse ne olur? Gelmese ne olur? bir tane alır. G2'yi tuttuğunuz sürece buradaki piyonlar kırılmayacaktır. Yani siyah Bence bir şekilde E4'ü kırmaya çalışmalıydı. Burada çok fazla zaman kaybediyor. Bakın Karsen sakince G3 oynuyor. F4'ü vermek istemiyor. Siyah şimdi C6 oynamış. Fil C2. Karsen orayı da boşalttı. At F6 ve en sevdiğim hamelerden bir tanesi geldi. Size soracağım beyaz ne önemiş olabilir. Arkadaşlar bu hayatta en önem verdiğim ve e, tecrübe ettiğim şey esnekliğin ne kadar önemli olduğu. Hatta bu videoyu çekmeden önce de e, bir video izliyordum. Trading ile alakalı işte esnekliğinden bahsediyordu e, yabancı bir adam. Aslında şunu söylemeye çalışıyor. Karar verebilme şansı olabilmesi. Yani her duruma karşı bir hareket etme e, yeteneği diyelim durumu diyeyim şansı çok çok değerli. Şimdi satrançta da esnekliğe sahip olabilmek değerli ve esnekliğe sahip olabilmeniz için Kontrol ettiğiniz karelerin oyundaki en önemli kareler olması gerekmekte. Bakın direkt gerçek hayattan satrancı kurgu yaptık. Şimdi burada beyaz 3 piyonla esnekliğe sahip olan taraf siyah beklemek zorunda. Çok bir esneklik şansı yok. Zaten esnekliğe Esneklik sahibi olan kişi böyle atı geri gidip bir daha geri gidip yani zorla kare üretmeye çalışmaz. Bakın Karsen burada rahat rahat keyfine bakıyor. Piyonu sürüyor, kaleye geliyor, atı buraya geliyor, piyonları sürmüş. Yani çok daha rahat oyun oynuyor. Bu sebeple E çarpı D5 alma esnekliği şu an Karsen'de mevcut. E D5 AT5 konumu geliştirmeye devam ediyor. Ve burada şimdi şöyle bir sıkıntı var. Oyunumuzda AT8 gibi bir hamle imza atılmış. Fade'yi korumak adına. E, gerçekten ilginç. Hani Ali Reza şık mı gözükmeye çalışıyor izleyeceği bilmiyorum ama düşününce burayı koruyan hamle yok. Yani fil G8 oynasak mesela bu fil bu sefer bu çapraza e, bakmıyor ki at G6 fikri var. Bakın buradaki e, piyon boşu boşuna gidiyor. E, ne yapacaksınız at 5e Burayı nasıl koruyacaksınız? Atılır E5 alsanız D çarpı E5 Fil C2 almaya çalışın. Kale C2. Şimdi bu ata yer yok. Bu at nereye gidecek? H5'e falan gitmeye çalışırsa şimdi artık beyazlar fil B6 ile baskıyı devam ettirir. Siyah taşla yine alakasız kaldı. Dolayısıyla burada hamle bulamayan siyahlar ata 8 hamlesini tercih etmiş. Magnus burada fil çarpı H7 alıyor. Ata h de C çarpı D5 almış. Esneklik sayesinde buradaki hamlere karar vermeye devam ediyor. C d 5, kale C8, vezir çarpı C8 ve at B3. Bakın D2'deki at burada hiçbir şey yapmadığı için bu atı C5 karesine aktarmak mantıklı. Bir ara Kaysen'e şu kaleyi oyuna sokmasını bekliyorum. Ya kale A4'ten gelecek ki buradan gelemiyor gerçi buradaki piyon sebebiyle. O zaman bu şahı bir yerlere atıp mesela A2 olabilir. Kale C1 gelip C attan baskı yaptırması lazım. Çünkü A8'deki kalenin durumu çok kötü. Siyahlar da bir ara şah a yapması lazım ama pek bir vakit yok gibi duruyor. Şimdi siyah at G5 oynamış. Belki bu atı E6'ya aktararak e, oyuna sokmaya çalışacak ama beyaz taşın ne kadar iyi konumda olduğunu görüyorsunuz. Şah A2, fikir kaleci bir gelmek tabii ki. Vezir E8, kaleci 1 ve F6. Git diyor atını Ali Reza Magnus Carlsen'e. Şimdi burada at D3 tabii ki oynayabilirsiniz. Ancak Karsen H4'lü buradaki hatta saldırmayı çalışmış. At D3 tarzı bir hamle de olabilirdi. Ama at D3'ün e, yani şöyle bir durum var. Hemen hızlıca izledim. Şimdi at D3 gelsek siyahın buradaki veziri birden A4'ten oyuna dahil olmaya çalışacak. Mesela vezir A4'ça. Şimdi burada şah b1 oynayacaksınız vezir B3. Ama bu senaryoda da her ne kadar at vermiş gibi gözüksek de bir tane kale C3 ver vezir ve sonunda buradaki filin boşta olduğunu görüyoruz. Vezir nereye kaçarsa kaçsın bakın buradaki fili alabiliyorsunuz. Yani çok fazla korkmaya da gerek olmayabilir bu konumda. Oyunumuzda F6 hamlesine H4 oynanmış. Şimdi ataş 3 ver bakalım buradaki fili diyor. Burada Magnus Carlsen'in yaptığı hamle çok çok iyi çift tünlem diyebiliriz hatta size soracağım videoyu durdurun ve Beyaz'ın yaptığı hamleyi bulmaya çalıştım. Magnus Carlsen burada Vezir J2 oynuyor çift tünlem alırsan al diyor atımı alırsan al diyor filmi gerçekten hedefe kitlenmiş insanlara çok saygı duyarım, çok severim. Şimdi burada da Magnus Carlsen mata gidiyor. Şimdi burada siyahlar tabii ki cesaret edemeyip Fil H6 oynamış. Buradaki çaprazın ne kadar değerli ön olduğunu biliyor CD'yi koruma adına. Çünkü bakın buradaki atı alsaydınız vezir C7 şah çekecekti. Şah A diye. Vezir B6 bir tane şah. Şah B8'i artık bu vezirin korumu çok iyi. İstediğiniz zaman kale c 7 gelip hem file salıp hem mat de bulunabilirsiniz. Bir tane file 3 hani filimiz gitmesin diye. Herhangi bir hamle yapsın mesela siyahlar. Artık kale c 7 Ezir B'de, At C5 bir sürü mat fikri var. Bunların hepsini aynı anda engellemek imkansız. Kale ID ile de bu arada fikri engelleyemiyorsun. Çünkü bu sefer D alır E5 sonrasında buradaki fil ile buradaki vezir ID'ye baktığı için yine diğer taraftan mat oluyor. Gerçekten oldukça güzel bir fikir ki bu fikri siyahlar da görmüş olacak ki fil D6 ile buradaki atı almak yerine C7 karesini kontrol etmeyi tercih ediyor. Fil E3 sen buradaki fili vermiyor. Bu fil çok değerli. Siyah kalere yönelik bir hedef var. Şah A7 gelinmiş. Ve Carlsen'den güzel bir hamle daha. H4 ünlem. Şimdi arkadaşlar bakın bu hamleye makine çarpı diyor değil mi? Şimdi bazı arkadaşlar kızacak makineye niye karşı çıkıyorsun diye. Arkadaşlar bu hamle psikolojik bir hamle. Biz videolarımızda oyunun psikolojik ve daha işte stratejisel tarafına bakıyoruz. Ee, yani... O zaman makinenin en iyi hamleyini söylemenin bir mantığı olmadığını savunan taraftayız. Çünkü oyunların bir hikayesi var. Aynı hayatta olduğu gibi her şeyin bir net doğrusu olamıyor. Şimdi burada da oyun oynarken sürelere bakıyorsunuz 58 saniye 4,5 dakika. Ve buradaki filin yarattığı psikolojik baskı o kadar yüksek ki. Bakın atı aldığınız anda ki siyahlar burada korkup alamamış. Bakın atı aldığınız anda beyaz D5 alacak. Filin önüne açılacak. E, dolayısıyla burada atı alırsan al diyebiliriz. Filimiz çok güçlü. E, tabii ki F4 yerine de işte daha aktif at C5 alması belki olurdu ama ben de bu hamleyi kesinlikle tercih ederim. Ve bu hamle insani olarak rakibi psikolojik baskı altına soktuğu için bana göre e, net olarak ünlem. Ama makine tabii matematiksel hamle yaptığı için konudaki daha iyi hamle olduğu için bu hamleyi beğenmeyebilir. Tekrar ediyorum. Bakın konum hala beyaz için üstün. Şimdi F4'e siyahlar kale 8 oynamış d 8'e beyaz at C5'le devam ediyor baskısına siyah vezir B5 oynamış. Burada diyor ki yani vezirleri keselim bu vezirin bana bir faydası yok en azından Kayseri'nin vezirini oyundan kaldırayım hızlı bir şekilde mat olmayalım diyor. Dikkatinizi çekmek istediğim bir konuda buradaki atın hala alınamıyor oluşu yani burada bakın hala Buradaki at alınamıyor. Sürekli d5 fikri var ve bu atın açılarak e, mat etme fikri var. Özellikle bu filin oyuna dahil olması sebebiyle. Siyah hiç bulaşmıyor o yüzden. Vezir b5 oynanmış. Vezir b3 beyazlardan ve vezir b3 hamlesine makine çift soru diyor. Evet bakın bu hamle psikolojik açıdan da çift soru denebilir. Artı 4.22 Kaysan oyun sonunda kendine güvendiği için vezirleri değişiyor ama bakın bu e, hamlenin alt metni şu aslında e, hani ben 13 saniyem var bu kadar az sürede buradaki mat fikirlerini çok hesaplamak istemiyorum. riski azaltmak istiyorum ve vezirleri kesmek istiyorum. Aslında bu hamle Ali Reza'yı biraz daha rahatlatan bir e, hamle oluyor. Onun yerine vezir de 3 pardon e, at d3 tarzı bir hamleyle en azından atı kaçıp c5 karesini savunmaya devam etmek mantıklı olabilir de. Makinenin de bu konuda en iyi değerlendirdiği hamle de atın e6'ya gidişi ve buradaki kaleye baskısı. Hem g7 hem kaleye baskı olur hem de cihattan baskı devam eder diyor. Ama Magnus vezir b3'ü tercih etmiş. Vezir çarpı a5 bir hata da siyalardan geliyor. Burada aslında buradaki fili almak da bir şey buradaki fili atı almak da bir tercih. Vezir b3'ü almak da bir tercih. Ama Ali Reza a5 almayı tercih etmiş. Şah b1 Şimdi vezir 5 gel vezir keselim diyor. Ancak arkadaşlar hayatla alakalı bazı değişimler var artık konumda. Birazdan bu değişimlerin sebebini göreceğiz. Karsan hemen buradaki vezir alıyor. Vezir alır 5 alır B5 ve artık atay alt hamlesini gören Karsan çok daha rahat. Çünkü bu kalesi bu hatta etkin. Kaleyi ver diyor ve kalenin kaçabilecek düzgün bir kalesi olmayışı gerçekten çok ilginç. Hem bu kaleyi nereye kaçacağız? Buralar çok pasif zaten. G8 karesine kaçmış G7'yi korumak istediği için buna da Galatasaray'ın düşündüğü o muhteşem hamle geliyor. İsterseniz siz de düşünebilirsiniz. Kale bir ünlem. Buradaki at artık unutulmuştu. Galatasaray bu atı hatırlatıyor. Ve bu atın kaçabilecek bir yeri yok. At kazandınız. Yani atıyorum E5 almaya çalışın. Yine bakın D5 fikri var. Ver fili. Ver buradan şahı. Hem fili kazanacak beyazlar. Hem vezir çıkma tehdidi var. Hem de buradaki atı kazanıyor. Kayıp olacak konu dolayısıyla. Burada herhangi bir hamle olmadığı için kale h1'e burada siyahlar bir tane şah b8 oynamış yalandan. Ve sonrasında artık çok da bir hamle yok. Kaysen basitçe buradaki atı alıyor. f5 d5 diyebilirsiniz ki taş kaybedilmedi. Hala oyundayız. Ancak oyunda olmanız çok zor. Buradaki at çok güçlü. Piyon yapısı çok güçlü. Taşlar eşit gibi gözükse de e, siyahın taşları ona dahil olamıyor. Beyaz basitçe kale h1 geliyor. Kaleyi aktifleştirmek adına. Şah c8 kale c1 şah şah d7. Ve F5. Atı koruyorum diyor. Artık kaleciye diyor. Oyun biteceği için Fille 8 oynanmış. Bu arada Kaysen kalece 5 oynuyor. Ver buradaki piyonu. Ver bu piyonu. Sonra ver b diye. Ver b verdikten sonra g diye. Bir sürü tehdit olduğu için Ali Reza terk ediyor. Çok Bence teknik güzel bir oyundu. Ee, çok keyif aldım anlatırken zaten özlemişim video çekmeyi de. Ee, taşların farklı yerlerde oluşu. Karsen'in bir şekilde ee, daha hakim olduğu konulara geçme isteği. Hayattan verdiğimiz örneklere baktığımız zaman dediğim gibi daha çok daha önceki tecrübelere yatkın konumlara gelme isteği. Ee, çok bence bu maçta bize gösterdi bunu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yorum kısmına. Maç önerilerinizi bekliyorum. İşten vakit bulduğumuz anlarda video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Mineler de olsak, işte Kodes'e de girsek, ne yaparsak yapalım bir şekilde e, bu oyun bizi peşimizi, yakamızı bırakmıyor. Çünkü bu oyunda ben çok şey öğrendim ve bu öğrendiklerimi bir şekilde aktarmakta mutluluk duyuyorum. Umarım siz de bu yolculukta keyif alıyorsunuzdur. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.